Hayırlı sabahlar sevgili Aki TV izleyenleri. Aki TV ekranlarında Sağlık Vakti programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok önemli ve çok güzel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Nihat Bengüsu hocamız. Genel cerrahi uzmanı, kendisiyle halk arasında basur diye bilinen hemoroidi konuşacağız. Aynı zamanda kıl dönmesini konuşacağız. Sizlerin de bu konu ile ilgili merak ettiklerini, sormak istedikleriniz, öğrenmek istedikleriniz varsa gerek sosyal medya adreslerimizden gerekse canlı yayınla telefonumuza bağlanarak öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de iyiyiz. Allah Halk razı arasında olsun. basur diye biliniyor hocam, hemoroid. Evet. Çok dikkat etmemiz gereken de bir hastalık, bir rahatsızlık. Yani hastalıkların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor ama Evet. hani hemoroidin biraz daha hassasiyetleri var. O konuyu konuşacağız. Hemoroid nedir diye başlayalım hocam. Hemoroid, anal bölgenin, rektumun, bakatın bir seri hastalık grubunun içinde bir numara hastalıktır. Toplumun yarısında da bulunur. Kabaca mayasal veya tabi dediğiniz gibi basur diye bilinir. Ama sık olarak da benzer işte çatlak, fistül, yani kanal açılması. Maalesef kanser, apse, polip gibi diğer hastalıklar da karışır. O bölgenin yaklaşık 15 çeşit hastalığı vardır. En başında hemoroid gelir. Yani bağırsaklar. Hemoroid bağırsak şudur. Kısaca söylüyorum. Bakat bölgesindeki toplar damarların kısmen de atar damarlarının torbalanması, genişlemesi, duvarının incelmesi, dışarıya sarkması ve sonuçta kanaması. Ağrı demedim dikkat ederseniz. Ağır olursa başka hastalıklar söz konusu demektir. Başta çatlak, fistül olmak üzere. Oluş sebebi gariptir. Bunun psikolojik yönü fazladır ama cerrahi kitaplarında bu yönden bahsedilmez. Nedir? Stresten kolay etkilenen insanlar vardır. Bunların herhangi bir organı stresten dolayı sekteye uğramaya başlar. Bağırsaklar çok duygusal organlardır. Hatta ikinci beyin de denir bunlara. Stresli, sıkıntılı durumlarda bağırsakların fonksiyonu, çalışma düzeni bozulur. Sık sık kilitlenir. Karın ağrısı ve şişkinlik meydana gelir. Normalde kalın bağırsaklarımız 10 dakikada bir hareket eder. İçindeki gazı, gıdayı, muhtevayı aşağıya doğru atar. Ve bu atma süresi de dediğim gibi 10 dakikadır. Fakat stresli insanlarda yahut da stresten çok etkilenen insanlarda bu süre yarım saati bulur. Yarım saat kalın bağırsak birkaç noktadan birden sıkışır, kendini sıkar. Bu hali biz spazm hali deriz. Bu spazm hali bir ömür boyu devam edebilir. Yahut da stresli anlarda geçici olarak olabilir. Ve sonuçta bu insanlar rahat abdest, tuvalet, gaz çıkaramazlar. Ve bazen 3 günde bir, bazen haftada bir çıkarırlar. Veyahut da bazen tam tersine günde birkaç defa çok hızlı, ağrılı bir şekilde karın ağrısı bir abdest yaparlar. Ama sonuçta bunların işi tuvalette zordur ve tuvalete çok beklerler. Ya çok git gel yaparlar ya da çok beklerler. Bekleye bekleye, otura otura sonunda bu demin bahsettiğimiz damarlar torbalanır ve dışarıya sarkar. Bir yerden sonra da duvara inceldiği, gerildiği için kanamaya başlar. Hemoroid budur efendim. Evet. Hocam nasıl belirtilerle bize geliyor? Yani tanımlama çok güzel. Bir dışa Evet. sarkma söz konusu. Evet. Zamanla da o tahrişten dolayı bir Evet. kanama söz konusu. Öncesinde hangi belirtiler var? Yani dışarı Hı. sarkmadan önlem alma açısından soruyorum. Yani hangi belirtiler olduğunda ya da hangi sıkıntılar yaşadığımızda biz acaba bizde bu var mı deyip bir tetkik aşamasına Hemoroid gelsek? öncelikle iç hemoroid olarak başlar. Kanamadığı sürece başka bir belirtisi yoktur. Hasta kişi kendisi bunu pek anlayamaz. Ancak hemoroid ikinci, üçüncü dereceleri ki toplam 4 boyutu vardır, derecesi vardır. Üçüncü dereceye gelip de
Memeler dışarıya çıkmaya başlayınca önce taharet sırasında eline yumuşak memeler geldiğini fark eder ama ayağa kalkınca kaybolur. Bazen de üçüncü derecelikleri söylüyorum, kaybolmayabilir, eliyle parmağıyla içeri iter. İtmezse sızı, orta derece, hafif derece bir ağrı meydana gelir. Ya uzanır, yatar, böylece kaybolur. Bu bir belirtidir. Yatınca kaybolmaz. Yahut da parmakla itilebilmesi, bu bir belirtidir. Ama kanser gibi başka başka hastalıklar itmeyle yerine yerleşmez. Arada böyle bir fark vardır. En sık belirtisi kanamadır. Bütün dereceleri, 1, 2, 3, 4 dereceleri kanayabilir. Bir başka belirtisi de bir gün bir stres, ağır bir yemek, çok ayakta kalmak, çok yorulmak, ağır bir spor yapmak gibi durumlar ya da çok bağırmak, haykırmak maçlarda olduğu gibi birden memelerin komplesi dışarıya çıkar ve geri dönmez. Ve dışarıda kilitlenir kalır. Bir sızı başlar. Sızı başlayınca oradaki kaslar kendini gardan alır, sıkar, kasar, büzüşür ve dışarıya çıkan meme iyice geri dönemez hale gelir. Orada kilitlenir kalır. Mosmor, patlıcan gibi ve saatler geçtikçe şiddetli ağrı olur. Dayanılmaz ağrılar meydana gelir ve sümüksü kanlı bir akıntı başlar. Bu da bir belirtidir. Ama son belirtidir. Bunun daha ötesi yoktur. Eğer tedavi edilmezse yalnız enfeksiyon, onların çürümesi, gangren gibi durumlarda nadir de olsa olur. Ve mutlaka bu kişiler kendini apar topar hastaneye atmak zorunda kalırlar. Gecenin bir yarısında veyahut da elinde sonunda. Evet, son belirtisi de budur. Evet hocam. İç ve dış şekli var. İçerideyken çok anlayamıyoruz. Evet. Ancak dışarı çıktıktan sonra biz hani kendimizce anlama evet. şansımız var. Bir de evrelerden bahsettik. Yani dört tane evre. Dört evresinde. Evet. Evet. Dördüncü evresinde onu bir vuzuğa kavuşturalım. Artık hemoroidler hep dışarıdadır. Ama yumuşaktır, ağrısızdır. Fakat kaşınma, kirlenme, sulanma yapabilir. Bunlar da belirtilerdendir. Ve bu dördüncü derecenin belirtileridir. Artık içse de ne yapsan da içeri girmez. Dışarıdadır. Evet, bir başka belirti de bu diyelim. Çok güzel. Peki hemoroid olmamak için hocam, yani olduktan sonra ne yapacağımızı konuşacağız ama yani hemoroid olmamak için dikkat etmemiz gereken, yani önleme açısından, koruma tedavi açısından yapmamız gereken şeyler neler? Şimdi bunun için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Baştan dedim ki hemoroid hastalığı kişinin psikolojik yapısıyla ilgili bir şey. İnsan kendi kendine psikolojik yapısını düzeltemez. Ancak bitkisel yatıştırıcı çaylar içerse veya içiyorsa, streslerinde tedbirler alıyorsa kişi, başta bitkisel şeyler olmak üzere, gıda türü olarak da bunlar daha ziyade kişi sebze, meyve ağırlıklı besleniyorsa veya beslenmeye başlarsa bir önlem ve tedbir olabiliyor. Ama psikoloji konusunda insanları Allah öyle yaratmış ki bazıları habbeyi kubbe yapar. Onun elinde değildir. En ufak bir yorgunluğu sorun eder. Yahut da bazılarının bütün damar sistemi, ama özellikle oradaki damar sistemi baştan biraz sorunlu yaratılmışsa bunu önlemek çok zordur. Psikolojisi değiştirmek gibi zordur. Genellikle hastalandıktan, hemoroidler ortaya çıktıktan sonra hekimlerin tavsiyeleri üzerine tedbirler almaya başlarlar. Bu da önemlidir. Başta yatıştırıcı çaylar, ikincisi bol sebze, bol meyve yemek, üçüncüsü kabızla yol açıcı, abdesti sertleştirici gıdalardan mesela çay, kola, bazı meyveler muz, bazı tahıllar pirinç, bazı değil bütün hamurlu gıdalar, un, ürmabuller, eğer kepeksiz undan yapılmışsa, başta beyaz ekmek olmak üzere, hepsi kabızlığa bir nedendir. Psikolojik etken,
artı sert abdest ikisi bir araya gelince bunlar hemoroid de olur. Ayrıca çatlakta yırtılmalar da olur. Sık sık zaten ikisi beraber olur. Onun için benim hemoroidim var deyiverirler. Neyi var? Hemoroidim var. Nereden anladın? Ağrım var. Biz hemen bunun çatlak olduğuna, en azından çatlak boyutunun, yırtık boyutunda olduğuna kanaat getiririz. Bu hale gelmemek için dengeli beslenmek lazım. Yani her türlü gıdayı almak serbesttir. Haram olanlar hariç. Demin saydığım pirinç, beyaz un mahbuller elbette yenecek. Fakat bilinçli beslenmede bir denge oluşturulması lazım. Hemoroid olsun olmasın. Bu kabız edici şeyler, gıdalar hep kalorisi yüksek gıdalardır. Mesela kırmızı et. Biliyorsun kırmızı et sakıncalı bir ettir. Evet. Çok sık yenmemesi gerekir. Mesela ekmek, özellikle beyaz ekmek. Çok yendiği takdirde zaten kilo aldırır. Ciddi işte obezite nedeninden bir tanesi. Beyaz un mamuledir. Kepeksiz ürünlerdir. Dikkat ederseniz bunlar sadece obezite yapmaz. Damar hastalıkları, kolesterol yükselmesi, koroner arter hastalıkları, lipidemi, kan yağlarının yükselmesi ve sonunda kalp hastalıkları vesaire vesaire meydana. Ta kansere kadar yolu var. Eğer tabii beslenirse bir insan, dengeli beslenirse, her şeyden makul miktarı beslenirse kalp hastası da olmaz, hemoroid hastası da olmaz. Nedenler dikkat edin yapmayın. Kalpte de gelen psikolojik ve stres boyutu var, hemoroide de. Hastaların çok çoğunda bu vardır da, fakat hemoroid hastalığının stres boyutu cerrahi kitaplara girmez. Bunlar da işte sadece mesela karınçı basıncı artıran durumlar. Mesela hamilelik en başa yazılır. Hayır, benim şu kadarlık tecrübeme göre hamilelik en sona yazılması gereken sebep. O da çok iri bebek olacak da efendim ikiz bebek olacak vesaire. En son nedendir. Yalnız hamilelikte son aylarda kabızlık oluyor. O hormonal nedenli. Ve bu sebepten dolayı çatlak meydana geliyor. Ama hasta kendini arz ederken benim hemoroidim var diye arz ediyor. Yani bir yanlış belleme olmuş. Kanseri de olsa insanlar, çatlağı da, fistülü de, akıntısı da, memesi de, ne olsa olsun alt tarafta hemoroid deyiverirler. Bunlar kabaca yarısı hemoroiddir, diğer yarısı başka başka hastalıklardır. Ha, benim zaten vardı bu hemoroidim, yine biraz alevlendi deyip yatmaları, ihmal etmeleri, doktora gitmemeleri fevkalade yanlıştır. Bir ara kanser lafı ettim. Kalın bağırsağımız maalesef çok sık kanserleşen bir organdır. Onu da gıdayla, yemeyle, streste, özellikle alkolle, sigarayla ciddi ilgisi vardır. Ve özellikle bir rafine gıda, posası gıdalar yemekle ilgisi vardır. Evet, kanser olabileceği ihtimalinde düşünmek lazım. Belirtileri çünkü aynıdır. Orada bir sertlik, meme, biraz kanama, ne bileyim akıntı, kaşıntı vesaire gibi. Kalın bağırsak kanserlerin de %40'ı makat bölgesinde, rektum bölgesindedir. Ve hemoroid de çok karışır. İkisini birbirinden iyi ayırmak gerekiyor. İyi, bunu ancak hekim ayırabilir. Evet. Kendisi zor ayırt eder bunu. Nitekim bize geldiklerinde makat, anüs kanserleri hep şöyle bir yanılgıya düşmüşlerdir. Zaten benim biraz memelerim vardı. Beret de şuydu buydu. Ama fakat bu uzadı, bu sefer düzelmiyor diye gelirler. Niye düzelmiyor baktığımızda? Çünkü kanser olduğu için düzelmiyor, bilakis ilerliyor. Onun için alt taraftaki sorunlarda ihmale gelmez. Tekrar söyleyeyim, kalın bağırsak kanserlerin %40'ı dip taraf, alt taraftadır. Ve bunların %80'i de parmak mesafesindedir. Bir parmak mesafededir. Teşhis bu kadar kolaydır ya. Yani. Ama gelmesi, bir hekimle buluşması, görüşmesi lazım. Özellikle genel cerrahi doktorlarının, karın, bir de dahilcilerin, bilhassa da gastroenteroloji uzmanlarının böyle alt taraftan şikayeti olan hastalar veyahut da karında bir şikayeti var. Ne olsa olsun mutlaka bir anal muayene yapmaları gerekir. Bizde bir tabir vardı genel cerrahide. Genel cerrahi polikliniğe gelen her hastanın bir rektal tuşa hakkı vardır. Rektum alt bölge bağırsakımı denir. Tuşe de taç, dokunuş demektir. İngilizce'den gelen kelimedir. Bir tuşa hakkı vardır. Tek mani cerrahın parmağının olmamasıdır deriz. Madem parmağın var bu işi yapacaksın. Madem ki kanserin %80'i
parmak mesafesinde bunu yapmak lazımdır. Yani hemorit maalesef aldatıcı bir hastalıktır. Hekimi de ama en çok da hastaları da aldatır. Ve iş işten geçtikten sonra teşhisi son derece kolay olduğu halde alt taraf hastalıklarının teşhisi başta kanser olmak üzere tek hastanın gelmemesi, utanması, doktorun da bir parmak atmamasıdır. Dokunmamasıdır. Yahut da bir de anaskop diye bir şey var. Kısacık bir alet. 10 santim. Bakılır bu. Her şartlarda bakılır, yapılır, edilir. Her poliklinikte yapılır, edilir. Ve onun için bir ön hazırlık, bağırsak temizliği, lavman falan gerektirmez. Evet. Çok güzel hocam. Şimdi stres ana neden. Yani stresli isek, yoğun stres yaşıyorsak... Stresten etkilenme. Yok, stressiz hayat ve insan yoktur. Yok. Yani aşırısından bahsediyorum. Yani stresin vücutta... Aşırı da gerekmiyor. Bunlar için ortaya çıkmasına... Az bir stres bağırsakların kilitlenmesine, spazm yapması neden olur. Ve bu grup hastalıkların başında da, nedenlerin başında spastik kolon gelir. Yani az bir streste çok etkilenmesi, bağırsakların kilitlenmesi... Yani ana neden ve stres olmuş çıkamaması. O zaman. Yani ana neden stres. Neden ama yani git stresini tedavi etti. Yok öyle bir şey. Yani işe başlama, yetişme, koşuşturma hep bunlar ufak ufak stres şeyleridir. Fakat bunlar ufacık şeylerdir. Çok etkilenirler. Bunlar eğer bağırsaktan etkilenmese diz eklemleri, parmak eklemleri etkilenir. Bir bak bunlar çok sık, çok kolay romatizma, romatoid artrit hastalığına yakalanırlar. Yahut da bunlar çok kolay migren olurlar. Yahut da çok kolay gastrit olurlar. Yahut da çok kolay sık sık böyle polikürit dediğimiz çok sık tuvalete gitme sıkıntılar olur. Bir tanesi de hemoroid olur. Evet. Hocam yine toparlama açısından evet stres bunu tetikliyor o zaman öyle diyeyim. Cümleyi düzeltelim. Stres bunu tetikliyor. Stresin tetiklemesi ile beraber boşaltım sisteminde arızalar meydana gelebiliyor. Evet. Tıkanmalar meydana gelebiliyor. Ya da sık gitme ihtiyacı meydana gelebiliyor. Bütün bunların akabinde de eğer bizim makat bölgemizde bir dışa sarkma söz konusu ise o zaman mutlaka ve mutlaka bunu biz dikkate almamız gerekiyor. Evet. Size gelmemiz gerekiyor. Sizin gibi genel cerrahi uzmanlarına özellikle kanama gelmemiz gerekiyor. Çok özellikle az bir kanama varsa bile. Evet. Yani genelde insanlar hani katı dışkıdan dolayı kanamanın olduğunu düşünürler. Genelde hep sık rastladığımız şeylerdir. İşte çok şu kadar zamandır yapamadım işte ondan dolayı yaparken böyle oldu deyip anlatırlar da. Yani biz genelde söylediğimizde de bize şunu diyorlar yani bunu çok sık yaşıyor insanlarımız aslında farkında değiller. Hep kabızlıkla geçiştirip noktalıyorlar. Burada mevzuyu. Bir nokta veriyi koyar mısın? İki türlü kabızlık vardır. Bir sert, acıtarak çıkış bir kabızlık türüdür. Bir peklik, bir kabzetme, Arapçadan gelme, tutma nedenidir. İkincisi de yol açık olduğu halde, büyük abdest yumuşak olduğu halde bekleye bekleye yavaş yavaş yarım saat uğraşma ve ıkınma süreci oluşan kabızlık türü vardır. Sertlik yoktur, yumuşaktır. Ama bir türlü gelmez. Çünkü bağırsaklar yukarıdan kenetlenmiş, kilitlenmiştir. Bunlar şöyle bir yanılgı düşerler. Bekleye bekleye artık 6 ay sonra nihayette memeler meydana geldiğinde her oturuşta memeler hemencecik şiştiğinde memelerin makatın ağzını kapattığını iddia ederler. Bu memeleri al diye gelirler. Yukarı tarafı düşünmezler. Bazen de bazı hekimler işin psikolojik tarafını, spastik kolun tarafını düşünmeden hemoroidten alırlar, geri tarafı tedavi etmezler. Ama 6 ay sonra, 1 sene sonra yine hemoroid meydana gelir. Çünkü asıl neden giderilmemiştir. Spastik kolon düzeltilmemiştir. Evet. Ana noktaya temas edilmemiş. Evet. Sadece dışarı hani gözükene müdahale edilmiş. Aynen. Gözükmeyen kendi haline bırakılmış. Buzdağının esas arkası düşürülmemiştir, içeride kalmıştır. Evet. Şey var mı hocam mesela böyle bazı meslekler var sürekli ayak üstü çalışması gerekiyor insanların. Hani sürekli ayakta olmanın da tetikleyici bir neden olduğu değildir. Genelde halk arasında değildir. Yaygın kullanılan şunu bir şey. Söyleyeyim. Özellikle mesela berberler işte bir rahatsız olduğu zaman özellikle rahatsızlık da bu rahatsızlık olduğu zaman ya diyor işte biz diyor sürekli ayaktayız da ondan dolayı böyle. Hayır hayır. Hani bir yer çekimi mantığı kuruluyor eğer yani. Eğer o mantık doğru olsaydı bütün berberler bizim elimizden geçmesi lazım. Yok öyle bir şey. İnsan bedeni en ideal zaten ayakta ve koşar vaziyette olduğu sürece ideal çalışır. Sistem öyle yaratılmıştır. Yatınca her türlü hastalık meydana gelmelidir. Bazı hayvanlar yatınca et but yapar, kasaplık olur.
Ama insanoğlu yatarsa eninde sonunda obezite ve hastalık olur. Hastanelik olurlar. Hayır. Koşmak, çalışmak, ayakta durmak sorun değil. O zaman bütün hal tercihlerinde hemoroid olması lazım gelir. Yok öyle bir şey yani. Yani ıkınma ayakta. Evet, zorlanma yine. O çeşit ıkınma değil. Şeyler. O çeşit ıkınmada bütün kaslar, özellikle alt taraf kaslar kapanır. İşte gazını kaçırmamak için. Bu bir reflekstir. Öksürürken biz farkında olmadan çok yüksek basınç meydana gelir. Hem göğüs kafesi içinde hem karın boşluğu içinde. Ama hiç kimse ne gaytasını ne gazını kaçırmaz. Çünkü refleks olarak anında sfinkterler kendini kilitler. Yük kaldırırken de aynıdır. Ağır bir yük kaldırırken sfinkter kendini kapatır. Bu da hemoroid oluşumu önler. Ama tuvalette oturma olayı bambaşka. Kişi psikolojik olarak, niyetine girerek sfinkterlerini gevşetmekte, sfinkterler açılmakta, yukarıdan aşağıda büyük bir basınç bilmekte. İşte hemoroid oluşu başlangıcı böyledir. Yani bağırma şeyle, ayakta durmayla, ıkınmayla, yük kaldırmayla insanlar hemoroid olmazlar. Çok güzel. Hocam peki tedavisi mümkün. Yani tedavi edilebilecek bir rahatsızlık tedavi edilebiliyor. Çeşitli tedavi yöntemleri de var. Evet. Kısaca onlardan da bahsedelim. Çünkü insanlarımızın hani basit bahsedeyim. Geçmesinler. Hani ya işte hemoroid deyip geçmesinler. Belki sizin de dediğiniz gibi hani buzdağının görünmeyen kısmında farklı şeyler olabilir. Ya da biraz önce çok hoş bir şey söylediniz. Yani bir toş yapmak gerekebilir. Bir dokunuş. Bir dokunuş yapmak gerekebilir. Rektal tuşe. Yani o noktada çekinmeden bir gelsinler. Evet. Bunların tedavilerinin nasıl olduğunu da bir görüşelim inşallah. Tamam. Tedavide o küçücük stres var ya, onun biraz ona dokunulması lazım. Çok kolay, hafif stresler, şu içtiğimiz çaylarla, özellikle melisa, limon otu çayı, ondan sonra papatya çayı, ondan sonra rezene çayı, ondan sonra yeşil çay, zencefil, sarı kantoron çayı, envai çeşit yatıştırıcı çaylar vardır. Bize göre asıl çaylar onlardır. Rize çayı da rahatlatır ama onun bir kabuz edici etkisi vardır. Ama insan psikolojisini o da yatıştırır. Ama tavsiye ettiğimiz diğer çaylardır. Böylece eğer stres fazla ise bazı yatıştırıcı ilaçlar alabilir. Anksiyolitik dediğimiz gevşetici ilaçlardan alabilir. Ömrü boyu değil tabii. Belli zamanlarda mesela diyelim ki bir kişinin sınavı vardır. Bir hafta 10 gün, 3 gün veyahut da bir ay çalışacaktır. O gün hafif bir müsekkin eğer çaylar yetmiyorsa alabilir ama kendiliğinden değil, hekim yardımıyla. Bir başka yol yöntem de gıda alınımını değiştirmesi lazım. Ritmini bir de muhtevasını, çeşidini değiştirmesi lazım. Misal et, kırmızı et, pirinç, sade pirinç, beyaz un mamulleri, efendime söyleyeyim, aşırı nişastalı gıdalar, bir mum posasız gıdalar, onların azaltılması lazım. Tam tersine her türlü meyve, buz hariç, hurma dahil, hurmadan sarımsağa, pırasadan lahanaya, patatesten ıspanağa, bunları arttırması lazım gelir. Bir de düzenli yemeleri, içmeleri gerekir. Bir ritim meselesi önemli. Düzenli yemez, içmezse kişinin tuvalet alışkanlığı bozulur. En doğru tuvalet alışkanlığı sabahları gitmektir. Ama bir de kalkış, yatış, uyanma, uyuma ritmini de düzeltilmesi lazım. Normal bir saatte kalkar ve yatarlarsa, normal bir saatte ve ritimde yer içerlerse insanların tuvalet gidişleri, gelişleri de düzelir. Bağırsakların da kendine göre bir beyni ve ritmi, biyoritmi vardır. En doğrusu sabahları tuvalete gitmektir. Çünkü sabah, kahvaltının önünde veya sonunda, mideye bir şey gitmeye başladığında veyahut da el ayak yıkandığında bağırsaklar bir hareket meydana gelir sabahları ve tuvalet ihtiyacı kişi hisseder.
Ama alışmışsa, alıştırılmışsa ve tuvaletine gider rahatla boşalır. Fakat bu hemoroid hastaları tam tersine akşamları tuvalete giderler. Bunun sebebi şu, bunlar çok oldukça düzensiz bir yat kalk hayatları vardır. Tatil günlerinde kalkmak bilmezler. Kalkmayınca tuvalet ihtiyacı meydana gelmez. İş akşama kalır bir. İkincisi de bunların tuvaleti yarım saat, bir saat sürdüğü için memeler her defasında kocaman kocaman dışarı çıktığı için kolay kolay da geri dönmeyeceği için memeler, memeler dışarıda olduğundan yürüme sorunu çıkacağından bu memelerin içeriye dönebilmesi için parmakla itmek yetmeyeceğinden yatmak ihtiyacını hissediler. Yatınca memeler yavaş yavaş bazen 15 dakikada bazen 6 saatte geriye dönebilirler. O zaman sıkıntı, yanmaydı, acımaydı düzelir. En iyisi diyor, ben akşam gideyim tuvaletime, ondan sonra nasıl olsa yatacağım ya diyor, sabaha kadar kendinden düzelir diyor. Bu bir çözümdür ama yanlış bir çözümdür. Tuvalet ritmini düzeltmek, sabah almak, düzeni yemek içmek, düzeni yatmak, kalkmak şartı vardır. Evet, tedavinin... Bir de tuvalette çok bekleyince hocam, ister istemez yorgunluk, yorgunluğun da hani çıkması amaçlı belki gelip yatılıyor ama buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yatma değil de daha çok gün içinde... Tuvalete çok bekleme nedeni biraz psikolojik demiştik, esas psikolojik. Bir de meslek itibariyle oturarak çalışanlar, çömelerek çalışanlar vardır, karo işçileri. Bunlar yere çömürler, gün boyu öyle çalışırlar. Garibim, bunlar da hemoroid olurlar. Ama psikolojik nedenlere nispetle daha azdır. Onlara az da olsa çömelerek çalışmak bir faktördür ama az da olsa diyorum, dikkatle söylüyorum onu. Tuvalette, normal Alaturka tuvalette veya da Alafranga tuvalette çok fark etmez. Soruyorlar bana hangisi riskli? İkisi de riskli. Çok kalın dışarı takdirde. Ama ben bazen Alaturka tuvalette bir saat oturup bilgisayarla, cep telefonuyla, gazeteyle, dergiyle meşgul olanlara sevmen Alaturka tuvalete başla diyorum. Çünkü Alaturka tuvalette insan bir saat, 45 dakika, yarım saat oturamaz. Dizleri ağrımaya başlar. Mecburen 10. dakikada kalkmak zorundadır. Tuvaletin uzatılması risklidir. Keyfi olarak da. Kabız olmasa dahi bir profesör arkadaşım vardı. Hemoroid olmuş gelmiş. Ne yaptın dedim. Tomix okudum dedim. Ne alaka dedim. Ya dedi babam bana hiç Tomix okutmadı. Çok seviyordum dedi. Şimdi tuvalete giriyorum. Çocuklardan gizliyordu. Tomix okuyorum dedi. Birkaç cilt bitiriyorum dedi. Görememek için. Onlara kötü örnek olmamak için. Arkadaşa bak. İnsana bak yani. Orada otura otura kendine hemoroid etmiş. Evet uzun süre Alaturka tuvaletlerde de oturup olsa rahat yerlerde olsa uzun süre o vaziyette oturanlarda hemoroid olur. Zaten hemoroidin son nedeni uzun süre tuvalette oturmak kalkmaktır. Sık 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 tuvalete gitmek gelmektir. Evet en azından bunu kişi düzeltebilir. Efendim tamamı bitmedi. Bitmesin diyorum. Öteki sabaha kalsın. Acele yok. Bu çok rahatlatıcı bir şey oluyor. İlla da her şeyi çıkartmak ihtiyacını hissediyorlar. Orada bir yanıltıcı bir duygu var. Bunlar rahat boşalamadıkları için, bekleye bekleye sonunda memeleri şiştiği için, şişen memeler birbirine taş, dokunma yaptığı için, kıpırdadıkça memeler birbirini karşı meme, öteki memeye ittirip kaktırdığı için, sanki bu orada büyük abdest varmış gibi bir yanılsama oluyor. Dolayısıyla bitmedi zannediyor. Ve bekliyor. Tabii bekleyince yarım saat azıcık yukarıdan yeni abdest gelebiliyor. Bu da ha bitti ha bitmedi diye böyle memeler kişiyi aldatıyor. Onların dokunuşu. Evet. Öyle yapmasınlar. Bir kalksınlar. Ne kaç dakika sonra kalksınlar? Dördüncü dakikada kalksınlar. Beş diyecek. Beşinci dakikadan sonrası risk başlar. 10 dakika oturuyorsa bir kişi 6 ay sonunda eninde sonunda hemoroid olur. 10 dakika uzun bir süredir. 4-5 dakikada bitti. Ha bir de bunlar bir türlü temizlenemiyorum diyor. Siliyorum, yıkıyorum, bitmiyor diyor. Doğru söylüyorlar. Sebebine gelince spastik kolonu olan stresli ve spastik kolonu olan insanların kalı bastakları kolay kolay boşalmaz. Ben diyorum ki 6 saat otursan hep abdest gelir. Aa ne biçim şey bu nasıl öyledir. Spazm yüzünden bunların yedikleri gıdalar 12 saat sonra aşağıya dip tarafa geleceğine
Bunların bir kısmı 3 gün sonraya kadar gecikiyor gelmesi. Yolda hep abdest var. Hep gayta var maalesef. Çok beklerse, bir saat beklerse işte bir karış yukarıdakileri, iki karış yukarıdakileri gelir eninde sonunda. Ama çok beklemeleri gerekir. Ama bu da pahalıya mal olur. Hemoroid olurlar. Evet. Zaman zaman insanlarımız işte zeytinyağı içirme, tabi bebeklikten başlar hocam. Hani bazı şeyleri kolaylaştırma adına işte direkt bazı gıdalar var, bazı gıdaları alıyorlar veya bazı ilaçlar, otlar vesaire onlar var, onları kullanıyorlar. Hani bu tarz yöntemler doğru mu? Hani doğru. Onu söylemeyi unuttum. Zorlama adına, hani zorlayıp incitmeme adına bu tarz yöntemler uygulamak mantıklı. Doğrudur. Bazı insanlar günde iki kaşık zeytinyağı içmeyle meselesini halledebiliyor. Zeytinyağının çok yönlü şifaları vardır. Bir tanesi de kolay çıkış vermek, bir başkası da yaraları iyileştirmek gibi. Mesela alt taraf yaralarında hemoroidli ve hemoroidsiz zeytinyağı bir çözümdür yani. Bazen filan falan... Tabii içilmesi hocam. Bir de sürülmesi var onda. Bazen merhemden daha iyidir. Amenna. İçmesinin başka faydaları da var. En doğru yağ bitkisel yağlardır. Bitkisel yağların en doğrusu da zeytinyağıdır. Kur'an-ı Kerim'de bile atıf yapılmıştır. Ne amaçla? İlaçlar tartışsınlar onu. Ama denemeyle sabittir ki zeytinyağlı yiyecekler ki bunlar hep sebzeli yemeklerdir. Kesinlikle şifadır. İki açıdan. Zeytinyağı bizatihi kendisi şifadır. İkincisi bitkiler, sebzeler en tabii dönüşmemiş, dönüştürülmemiş gıdalardır. Fevkalade gelir. Bütün sistemlere, beyninden tırnağına kadar, hemoroidten bilmem kansere kadar sebzeyle beslenmek, iki meyveyle beslenmek en doğru, en sağlıklı gıdadır. En yanlışı kırmızı et ve beyaz ekmek. En yanlışlar. Çok sık yapıldığı için söylüyorum. Bizim millet beyaz ekmek ve kırmızı et düşkünüdür, müptelasıdır. Piknik demek mangal demektir. Mangal riskli bir gıdadır. Kırmızı et olduğu için birçok riskleri var, saymakla bitmez. İkincisi yakıldığı için. Birazcık da olsa et bu durumda ızgaralarda yanar. Yanmış proteinler başta et, benzpiren hidroksilaz enzimi denen bir enzimimiz vardır. Karın bağırsaklarında onu iptal eder. Onu engeller. O enzimin faydası, hidroksilazın faydası bu yanık yağları, aromatik yağları iptal etmek, engellemektir. Ama çok gelirse yanmış gıda, bağırsağı, mide çok gelirse kendisi iptal olur. Bu durumda da kansere yol kapı açılmış olur. Evet. Yani bu tarz takviyeleri kullanmak doğru diyorsunuz, mantıklı diyorsunuz. Tabii çok ölçüsünü mantıklı. Kaçırmamak gerekiyor biliyorsunuz. Ölçü kaçtığı zaman vallahi bu sefer... zeytinyağının fazlasının zararını duymadık yani. İçilince bir şey oldu. İshal yapabiliyor hocam yani o. Eğer kabızsa kişi içsin biraz çözsün yani bir çözüm şeyidir. Zaten zeytinyağı böyle ishal olana kadar kendini içirtmez. Bir yerden sonra bir duruma olur. Yani bir insan ne bileyim o biyoturuşta bir ekmek yer de yarım litre zeytinyağı içemez ya. Bir durdurma şeyi vardır onun. Balın da öyledir mesela. Bir insan bir oturuşta yarım okka balığı yiyemez. Bir durdurma şeyi vardır. Evet. Şimdi yine bebeklikten örnek vereceğim hocam. Bir de zeytinyağının bölgeye sürülme olayı var. Bunun faydası olur mu, gerekli mi, gereksiz mi onu bir söyleyelim. Onun kabızlı kız çocuklarda ya da makatında yara meydana geliyor. Dereceyle bebeklerde gaz çıkarma olayı var ya bu belli yaşlardaki çocuklarda da zaman zaman uygulanıyor. Bu doğru mu? Doğrudur. Bunun bir yanlışı, bir sorunlu tarafı yoktur. Nitekim kabızlı olan insanlara doktorlar tavsiye ederler. Alt tarafını tuşeleme, yani parmakla yokla, bu bir hareket getirir. Bu parmakla da olabilir, bir dereceyle olabilir. Yumuşak, sorunsuz, yırtmayacak bir şeyle de olabilir. Bir dürtüdür o. Bazı insanların, çocukların, bebeklerin böyle bir dürtüye ihtiyacı vardır. Orada abdest kalıp, iyice sertleşip, yırtıklara neden olacağına, vakitlice dürtüp çıkmayı temin etmek lazım. Hatta bir yöntem de lağmandır. Hijyenik lağmanlar vardır. Hocam bunlar reklamlardan sonra devam edelim mi? Tabii. Tamam.
Evet sevgili seyircilerimiz, Sağlık Vakti programında Profesör Doktor Nihat Bengüsu hocamızla, genel cerrahi uzmanı kendisi, hemoroidi konuşuyoruz. Hemoroidle ilgili bilmemiz gerekenleri konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz, reklam arasından sonra Akit TV'de Sağlık Vakti programında sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Nihat Bengüsu hocamız, genel cerrahi uzmanı. Kendisiyle hemoroidi konuşuyoruz. Evet hocam, en son hemoroidde hani boşaltım için yardımcı olanlardan bahsetmiştik. Kullanılmasının doğru olduğundan bahsetmiştik. Oradan devam edelim. Bitkisel tedaviler esas olmalıdır. Ama bunlardan bahsettikleri olduğunu kısmen de medikal tedavi, yani nedir? Merhemler, fitiller vesaire. İsimlerini burada anmak istemiyorum. Reklam olur. Çünkü enbay çeşidi var. Kenarların rekabetleri var. Ama herkese standart bir ilaç, bir merhem, bir fitil iyi gelecek diye bir şey yok. Herkesin ilacı kendine münhasırdır. Onu hekimler söylesinler ama zeytinyağı mesela bir merhem sayılabilir. Zeytinyağlı merhemler var. Ozonlu merhemler var. Onlar da olabilir. Bir de klasik bir sürü merhemler vardır ki her yerde, evde, eczanede reçetesiz alınabilen şey vardır. Bunlar ağrılı, kaşıntılı, akıntılı durumlarda işe yararlar. Bir de memeleri küçültmede işe yararlar. Memeleri küçültmede bir iki hap da var. Onu da hekim yazacaktır kendilerine. Ben cerrahi kısmına gelmek isterim. Evet hocam. Hemoroid tedavisi aslında cerrahi değildir. Psikolojik tedaviye başlamak lazım. Kişiyi psikolojik olarak yatıştırmak lazım. Stresini azaltmak lazım. Orada daha ziyade bitkisel yöntemlerle, ikincisi olmuyorsa medikal ilaç, anksiyolitik ilaçlarla yapmak lazım gelir. Bitkisel kısmını söyledik ama diyelim ki dışarı çıkmış, sürekli kirletiyor. Ne yapsan yine kanıyor. Sık sık kanıyor. Kanı da adamış düşmüş, hemoglobini %5 gramlara kadar düşebilir. Yapamaz, çalışamaz, edemez, yürüyemez, iş yapamaz hale gelir. Bunlara artık cerrahi tedavi gerekir. Bunlara sıklıkla tıbbi tedavi, ilaç, bu yetmez. Ama hasta illa da çok korkuyorsa ameliyattan şundan bundan, iğne kurutma, küçültme, en azından kanamayı yavaşlatma, durdurma tedavileri vardır. Tabii ki başarıda cerrahi kadar %90'lar, 98'leri bulmaz ama %50 ile 80 arasında bir faydası olur. Geçiştirme yönünden özellikle faydası olur. Diyelim ki kişi acil bir yere gitmesi, işe, seyahate, toplantıya gitmesi lazım gelir. O zaman işte bu iğneydi. Bir de infrared koagülasyon denilen, halk arasında kısaca lazer denilen kuvvetli ve parlak ışığın, bir ışığın özel bir cihazda, infrared koagülatör cihazıyla hemoroidlerin tepe noktasına, damarın köküne vurulması, yönlendirilmesi, fokuslenmesi ile ilgili bir tedavidir. Onun da başarısı %80'lere kadar çıkar ama birinci, ikinci derece hemoroidlerde. Üçüncü hemoroidlerde %30'lara düşer derece etkisi. Dördüncü derece hemoroidde hiçbir etkisi, katkısı yoktur. Yalnız dördüncü hemoroidlerde şöyle bir şey var. Hep insanlar kanayan kısmının dıştaki meme olduğunu zanneder. Hayır. Dördüncü derecede kanayan kısım daima iç taraftaki bölümde olur. İç kısmında. Dördüncü derecede dahi hemoroidin bir dış kısmı, bir de iç kısmı vardır. Kanayan kısım iç kısımdır. Çünkü orası daha çok abdestten etkilenir. Orası daha zayıftır. Bu zayıf noktalara işte o koagülasyon cihazı, iğne falan ile geçiştirici tedaviler yapılabilir. Hatta eğer hasta kabul ederse her kan adını tekrar bu yapılabilir. Ama hemoroidin, ilerlemiş hemoroidin, üçüncü derecenin ve dördüncü derecenin asıl tedavisi cerrahidir. Birkaç çeşit cerrahi tedavi vardır. Bir tanesi, benim şahsen en çok uyguladığım, kökünün yukarıdan bağlanması, damarın kapatılması dikişli olarak ta içeriden yukarıdan 4 santim içeriden, bu iyi bir çözümdür. Ve başarısı %90'dır. Pratiktir.
Hasta geldiği gibi gider, hemen işbaşı yapabilir. Uzun yatma süreci falan yok. Yoktur. Yok. Ama daha da iyi olsun istenirse, komplesini hemoroidlerin almak en garanti yöntemdir. Bu en klasik, en eski, halen de en çok kullanılan yöntemdir. Cerrahi tedavi yöntemidir. Başarısı %98-95 arasındadır. Hocam sizin ana uğraşı alanınız bu konu üzerine. Evet, bu kısım. Burada sizin söyleyeceğiniz, sizin tavsiyeniz gerçekten bizim için de, izleyenlerimiz için de çok önemli. Evet. Hani siz ne tavsiye ediyorsunuz? Yani siz neyi öngörüyorsunuz? Önce tıbbi ya da olmazsa tedavi. Olmaz ameliyattan bahsediyorum. Yani operasyon artık kaçınılmaz olduğu noktada olmazsa olmaz. Geçiştirmeyi yapmasınlar mı? En azından kökünden bağlamak. Evet. Dış taraf memeler çok önemli değildir. Yani radikal bir çözüm yapmak hasta lazım. Hasta ikna edilmiyor. Dış taraf memeler çok fazla sorun değil. Biraz kaşıntı yapabilir. Biraz çirkinlik, ne bileyim, estetik açısından problem etmiyorsa öyle bir şey olabilir. Yoksa dış memelerin illa alınması şart değil. Alınırsa ne olur? Dış memeler dahil hepsi alınırsa ağrı fazla oluyor. Bütün dünya hekimlerinin ve hastalarının en çok korktuğu husus bu ağrı meselesidir. Ağır, büyük, radikal cerrahi ameliyatları çok başarılıdır. Ama ağrısı da çok fazladır. Ha, bunun hiçbir çaresi yok. Var. Ben şahsen 4 çeşit ağrı kesici yöntem öneriyorum. Evet. Bir diyorum, hemen ılık sulara oturmaya başla. Günün 3-4 saatini ılık suda oturarak geçir. 2. Her ılık sudan sonra mutlaka yeniden merhemleri ve fitillerini kullan. Onların adı burada gerek yok. Üçüncüsü, omuz başına bir ağrı kesici bant yapıştırıyorum. Bu kanser hastalarına yapıştırılan bantlardan. Çok rahatlatıcı oluyor ama bir dezavantajı bunların var. Bulantı yapabiliyor. Hatta kusma yapabiliyor. Bunu önlemek için daha pahalı ilaçlar var durdurmak için. Tercih sana bırakıyorum diyorum. Ya o parayı ver, o ilacı al. Bulantını durdur. Ya da bantı sök at. Öyle durdur. Ama o zaman iğne devreye girmesi lazım. Bu alt taraf ağrılarını en kolay durduran ameliyat ağrılarını, hemoroid ameliyat ağrılarını durduran en etkili yöntem iğnedir. Ağrı kesicilerdir. Ama günde 2 defa rutin yapması lazım. Yaparsa ağrıyla pek karşılaşmaz. Ama hastalar sık sık ağrıyla karşılaşıyorlar. Diyor ki gecenin saat 3'ünde 4'üne ağrı başladı diyor. Kimi uyandırayım, nereye gideyim diyor. Katlanmaya çalıştım diyor. Fakat katlanamaz. Bu alt taraf ağrılar, küçücük bir ağrı bir başladı mı kısa süre içinde 2'ye 4'e 16'ya katlanır. Garip bir şey olur. Öyle bir ağrının dediği spazmdır. Küçük bir ağrı sonucunda makat sfinkterleri, kasları öyle bir kilitlenir ki, öyle bir spazm yapar ki dayanılmaz ağrı yapar. Çaresi bu spazmı çözülmesi. Bu ağrı sürekli mi olur yoksa ameliyattan sonraki süreçte mi olur hocam? Yani ameliyattan sonra olur. Bir de çatlağı olan insanlarda olur. Mesela oraya bilimgire yetişebilecek miyiz? Makat çatlaklarında böyle ağrılar olur. Ben diyorum kişinin şasesini dağıtır. Küçücük bir çatlak. Öyle kocaman çatlağa gerek yok. Ve meletir. Burada da öyle. Çaresi hemen bir iğne yaptırmaktır. Yani en yakın doktora, en yakın hemşireye gidecek, bir iğne yaptıracak, bir rahatlasın. Çünkü dayanılmaz bir ağrı meydana geliyor. Doğum sancısından fazla bir ağrıdır yani öylesine. Ama tedbirli bir hekim bunu önleyebilir. Akıllı bir hasta bu ağrıyı önleyebilir. Ama bazıları işte diyor ki gecenin 3'ünde ben ne diyeyim, kimseyi kaldıramadım diyor, katlandım diyor. Ne katlanması? Canı çıkmış neredeyse yani. Olmaz. Evet. Cerrahi tedavisi en son tedavidir. Ama en etkili tedavidir. Fakat genelde önce diğer tedavileri denemek. Hani %40'a, 50'ye, 80'e giren tedaviler vardı ya, onları denemekte fayda vardır. Hastaya iyi anlatmak lazım. Hastayı şartlamamak lazım. Tercihi kendisine bırakmak lazım. Şöyle olursa bu olur. Böyle olursa şu olur diye güzel açıklamalı. Tercih kendisine bırakmak lazım. Fazla yükleme, şey yapmak. Tedavi çeşitleri, envai çeşitleri. Yani gariptir, insanın kendi kendine çözüm yöntemleri de vardır. Onları da saygıyla karşılamak lazım. Gelelim sülük meselesine. Sormadık, belki soracaktınız ama. Hemoroidde sülüğün yeri şöyle vardır. Birden şişmiş. Müthiş ağrı başlamış. Dördüncü derecenin ağır şekli. Hemoroidlerde sülük işe yarıyor. Ama geçicidir.
Fakat peş peşe bir iki defa yapılabilir. Ne yapıyor? Oraya sıkışmış olan kanı emiyor sülük. Orada bir gevşeme oluyor. Ve ağrı azalınca sfinkterleri de gevşiyor. Gevşince de memeler yavaş yavaş çekiliyor, küçülüyor. Fakat süper bir tedavi değildir, onu söyleyeyim. Yani bu kadar hekim, ama yine de bu işi bilen hekime gitmesini tavsiye ederim. Kesinlikle. Evet. Hocam yani bölge çok önemli bir bölge. Yani sıkıntı böyle bölge. Hani hatayı kaldırabilecek evet, bir nokta sülüğün değil. Sülüğün bir zararı var mıdır? Hayır, hı, yoktur. Yani sülükten dolayı enfeksiyon olmuş, apse olmuş, alev bacayı sarmış durumlar olmamakta. Ama bazıları birilerine işte laf atmak, küçültme, indirgemek için böyle şeyler söyleyebilir. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Bir defa denemenin de bir zararı olmaz. Eğer hasta denemek istiyorsa denesin. Asla kata olmaz diye bir şey yok yani. O da bir yöntemdir. Bugün sülüklerle tedavi artık bilimsel hayata girmiştir yani. Bir tanesi de budur. Evet. Bazı hastalarda kendi kendine bir şekilde kanatırlar. Yahut da kendiliğinden kanarsa hemoroid rahatlarlar. Çünkü memeler söner. Geçici de olsa ve rahatlama. Ama en iyisi hekimle muhatap olmak lazım. Baştan söyledik. Çünkü burada kanser de söz konusu olabilir. Yahut da polip dediğimiz, mesela villus adenom dediğimiz polipler vardır. Onların ilk belirtisi kanamadır. Villus adenom eğer tedavi edilmezse senin bir hastalık olduğu halde ileri tarihlerde %100 kansere dönen bir polip türüdür. Ve hemoroidden daha önemli bir şeydir. Ve de tedavisi sonucunda %100 bir kanserden kurtarmış olursunuz insanı. Onun için lütfen hastalar çok sülüklerle, çok şınımla uğraşmasınlar. Hadi bir defa denesin etsin ama villus adenom içeride olur. Az içeride olur, nadiren ağzında olur. Önemli bir hastalıktır. İlk başta selindir, sonra soru kanserdir. Lütfen hastalar ya genel cerrah ya gastroenterolog, öyle hekimlere gitsinler. Çünkü bu ikisi kesin altlara muayenesi iyi biliyorlar, iyi beceriyorlar. Eğer tıbbi tedavi olsa gastroenterolog yapabilir. Eğer cerrahi bir tedavi ise cerraha gönderirler. İnsanlar genellikle cerrahtan, bıçaktan korkarlar. Önce oralara giderler, yanlış değil. Gastroenteroloji gidebilir. Becerikli, o konuda biraz tecrübesi olan daireciye de gidebilirler. Ama alt taraf kanamalarında asıl doktor cerrahtır. Cerrahların da kendi aralarında branşları vardır. Proktolog cerrah en doğrusudur. Proktoloji, alt taraf makat ve rektum bölgesinin cerrahi hastalıklarını tedavi eden doktora proktolog denir. Evet. Çok güzel hocam. Hocam kıl dönmesi, kısaca ondan da bahsedelim. Özür dilerim. Burada çatlak olayını bir de söylemem tabii lazım. Tabii buyurun. Makat çatlakları hep hemoroidden edilir. Çünkü onlarda da küçük de olsa bir meme olur. Meme olduğu anda da benim hemoroidim var der. Kendini de hekim de öyle şartlar. Bir muayeneyle bu hemen belli olur. Çatlağın tedavisi yine hemoroide benzer. Bol sebze ve meyve. Düzenli tuvalet. Büyük abdesti yumuşatmak. Orada stres faktörü azdır. Sert abdest faktörü esastır. Onun için yumuşatıcı, bol sebze meyve yiyecek. Ve mutlaka krem ve ılık su tedavilerine başlayacak. Ve olmuyorsa, iyileşmiyorsa, 15 günde iyileşmiyorsa artık ameliyat olacak. Bir, ikincisi bir defa çatlak olan makat, ikinci, üçüncü, beşinci, on defa yine çatlayabiliyor. Tecrübeli hekim bunu öngörür, anlar. Yani senin burada mesela doğuştan senin anüsün kutru küçük, dar. Belki bu yine çatlayacak. Çünkü günün bir de sert abdest mutlaka hepimiz yapıyoruz. Bunu baştan gevşetmek lazım. Asıl tedavisi çatlakları gevşetmektir. İki türlü gevşetmek vardır. Bir medikal gevşetme, işte botokslu, şuydu buydu, ılık su, pansuman, merhem, parmak. İkincisi de cerrahi gevşetmedir. Ötekilerin başarısı en fazla 180'dir. Cerrahi gevşetmenin başarısı %98'dir. Bunu tabii hazık ve nazık hekim bilir. Ve riski ehil ellerde binde birdir. Öyle riski miski yoktur. Şahsen ben 78'den beri, 1978'den yapıyorum. Hiçbir hastada sfinkter arazı, kaybı, kaçırması olmadı. Ama eldikasyonu doğru koymak lazım.
herkese her şey yapılmaz. Baştan söyledik. Her ilaç herkese iyi gelmez. Herkesin ilacı farklıdır. Cerrahi yöntemler de öyledir. Herkesin cerrahi yöntemi de kişiye göre, mesleğine göre, gününe göre gerek olması lazım. Kısaca kıl dönmelerinden bahsedelim. Kıl dönmesi, kuyruk sokumunda kişinin oturma hatasından dolayı açılan minik iğne ucu gibi deliklerden içeri kıl girmesi olan bir hastalıktır. Özellikle kaykılık oturmalarda, uzun böyle yatar gibi, özellikle televizyon karşısında, araba sürerken, uçakta, otobüste şu geri kaykılarak yatma, uyuma, oturma şekli bir sebeptir. Bir nol sebeptir. Çünkü o pozisyondayken kemik yere basıyor, önündeki cildi zorluyor, gerdiriyor. Kaba etler de o anda iki tarafa doğru çektiriliyor, itiliyor ve cildi çok gerdirme, hem alttan bastırma hem de yanda çektirme sonucu ter deliklerinden bir iki tanesi biraz büyüyor. Her tarafımızda ter delikleri var. O biraz büyümeyle ayva tüyü dediğimiz ince sarı tüylerimiz oradan içeriye girebiliyor. Öyle bir delikten, aynen bu kalem hareketine dikkat edin, ucu oraya bir girdi mi, kişi yürüdükçe, hareket ettikçe, ucu deliğe girmiş olan kılda yürüdükçe o da burgu gibi döndürüle cildin altı yağ dokusunun içine geçer. Bunda bir zararı yok. Fakat üzerinde mikrop varsa ki %90-80 mikrop vardır kılların üzerinde. Beden cildimiz zaten mikroplar var. Olmayan yer yoktur. Eğer mikrop virülansı yüksek, çok aktif bir hınzır bir mikropsa orada hemen apseye neden olur. Ağrı, akıntı vesaire başlar. Ve belirtisi şişme, ağrı, akıntı, kaşıntı ve muayene de minik çok ince küçük deliklerin olmasıdır belirtisi. Tecrübeli hekim bu delikleri görür. Tecrübesi olmayan hekim göremez. Cildici de olsa göremez. Çünkü onu özel bir muayene geldirerek, tıraşını yaparaktan tertemiz, çok kuvvetli bir ışık altında bakılırsa o minik delikler görülebilir. Yoksa sadece apse görülür. Sadece apseyi boşaltmanın bir faydası yoktur. Geçici bir tedavidir. Kıl giren deliklerin tedavi edilmesi gerekir. Eskidenki ve hala çok yaygın olarak yapılan tedavi o bölgenin eşkenar dörtgen şeklinde kocaman bir el yarısı kadar derin bir doku, kemikleri kadar kazılıp çıkarıp atılır. Yerine yama konur, işte kapatılır, dikilir falan filan. Hala en çok bu yapılıyor. Fakat iyi bir çözüm değil o. Bizimki hocam bir telefonumuz mikro var. Evet. Telefonumuzu buyursun şey yapalım. Da. Süremizin de sonuna geldik zaten. Osman Özen arıyor bizi İzmir'den. Buyursun. Evet Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Televizyonumuzun sesini kapatabilir miyiz ya da kısabilir miyiz? Tabii hemen kıstım. Ya hocama benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben iki sefer hemoroid ameliyatı oldum. Şu anda iç hemoroidim var. Bundan dolayı bir yardım isteyeceğim ve aynı zamanda da tuvalette sorunum var. Evet. Bunu ne yapacağım? Evet. Hocam iki defa ameliyat olmuş hastamız. İç hemoroid sorunu devam ediyor. Tuvalette de problemi var. Ne yapmam lazım diyor. Bu programı tekrar izleme şansı varsa yeniden geriye almak, sarmak ya da siz başkanız bayılır. Onu tekrar izlesinler. Evet. Bir dakikalık bir özet yapayım. Bol posalı gıda yiyecek. Yani bütün sebzeler. Bol her öğünde meyve yiyecek. Sabah kahvaltısı dahil olmak üzere. Kabızlık yapıcı gıdalardan yani beyaz un mamullerinden kırmızı et gibi hamur işlerinden özellikle pirinç pilavından ve makarnadan biraz geri duracak. Pirinç pilav yerine bulgur yiyecek. Yani posalı, kepekli gıdalar ne aklına gelse onları yiyecek. Merhemlerden istifade etmeye çalışacak. Psikolojisini düzeltmek için, stresini azaltmak için melisa çayı, ondan sonra rezene yeşil çay gibi yatıcı çaylar içecek. Bir de sert çıkıyorsa, geç çıkıyorsa form çayı içecek. Form çayı içinde 15 ila 17 çeşit bitki vardır. Hepsinde az az konmuştur. Ama müsekkin, yatıştırıcı kısmı yetmez. Melisa gibi, yeşil çay gibi ayrıca böyle yatıştırıcı çay içmesi lazım gelir. Bir de bir proktoloji uzmanına gidip görülmesi lazım gelir.
Yani esas doktorunu görmesi lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgileri bizimle paylaştınız. Önümüzdeki günlerde inşallah yeni yayın dönemimizde sizleri yeniden almayı arzu ederiz. Bu konuları yeniden konuşmayı arzu ederiz. Nasip. Evet sevgili seyircilerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programının bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Her ne olursa olsun maddi manevi sağlığınız yerinizde olsun. Allah'a emanet olun.